Tecrübeli analist. Altcoin için boğa sinyali yandı diyor. Buraya bir bakacağız. Neye boğa sinyali yanmış? Bunu görmeye çalışacağız. Bir XRP coin'den bahsediyor. Bir de Solana'dan bahsediyor. Gördüğünüz gibi bir de Bitcoin'den bahsediyor. Bunlardan bahsetmeye, konuşmaya çalışacağız biz de. Bu arada videoya çok kısa vakit ayırıp bir beğeni bırakalım lütfen. Vakit ayırıp deyince de şimdi gözünüz korkacak. Yani bir saniye falan etmez. Videoyu beğenelim. Kanala da abone olalım lütfen. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bunları unutmayalım, ihmal etmeyelim. Abone olalım, videoyu beğenelim. XRP ile soldan bahsediyor. Ya bunlar zaten major altcoin'ler. Tam böyle sağlam kripto para birimleri. Zaten çok ciddi bir hareketlenme var. BTC tarafının istikrarından önceki videoda da bahsettik. Şu anda Bitcoin düzgün bir şekilde ne yapabilir? Belki ciddi bir ihtimal kısa bir süre 59,5 ile işte 64,5 binler arasında bir süre yatay harekette bulunabilir. Normaldir. Yani olacak iştir. Onu da o şekilde söylemiş olayım. Fakat devamında büyük bir ihtimalle sert bir hareket ve güçlü yön yukarı bir yükselişte bulunacaktır. Bu da bu şekilde. Ya yani zaten ATH'i kırar artık. Nereye gider? 100 bin dolara mı gider ilk etapta? Onu da göreceğiz. Olabilir psikolojik seviye olarak belki bu kalkışta 100 bin doları hedefleyebilir. Durum bu şekilde. Tabii bir de halving geliyor. Şimdi öyle de bir durum var. XRP ile Sol kesinlikle bu sürecin en hızlı iki atı arasında olacaktır. Sol coin'i zaten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, biliyorsunuz hani gerçekten çok hızlı, çok sert, agresif bir kripto para birimi. Daha önce de şöyle bir şey söylemiştim. Sol'un 300-500 dolarlarını hızlı bir şekilde görebiliriz. 100 dolarlarıyla arasında çok ciddi bir fark yok şeklinde. Aynı şekilde düşünüyorum. Piyasadaki fiyat yükselişleri, yön yukarı hareketler büyük bir ihtimalle zaten önce Sol coin hareket ettirecektir. Zaten şu an 138,5 dolarları kırdıktan sonra 151,47 civarlarını gözüne kestirecek. Buralara kadar hızlı hareket eder. Zaten o seviyeleri de kırdıktan sonra daha da işi kolaylaşacaktır. 151,47'ler kırılmasıyla artık bence işte 256 dolar noktasındaki ATH'ları daha kolay gelecektir. O zaman 300 dolarlara doğru hareketi sürebilir. Buradaki kıstas mesela BTC bir sonraki harekette yani 100 bin dolarlarına hareket ederken artık solda da bu beklenen seviyelerin olabileceğini düşünüyorum. XRP de güzel hareket etti. XRP de şu an 60 sent civarlarında zaten halihazırda bulunuyor ve ciddi değerlenmeye maruz kalabilir. Bu geceki kapanışlar altcoin'ler için önem arz ediyor. Onu da tekrardan ben ifade edeyim. Hatta şöyle girip bakalım ne var ne yok diye. Bakın BTC bu sefer sert hareketler yapıyor. Düştü, çarptı, patladı falan. Yani 1000 dolar in, 1000 dolar çık hareketler yapıyor ama fark ettiyseniz altcoin'ler bu sefer o kadar olumsuz etkilenmiyor. Piyasa büyük bir ölçüde altcoin'lere yönelik güven ortamını artırdı. Altcoin'lere fiyat girişlerini desteklemeye başladığı gibi aynı zamanda BTC düşüşlerine rağmen artık altcoin'lerin problem yaşamadığı ve hala altcoin'lere güven ortamının duyulduğu anlamına geliyor. Bu resmen bir altcoin sezonu ibaresidir. Resmen bir altcoin sezonu hususudur diye de söylemek isterim. Yani bu kadar yüksek bir güven ortamı tabii ki. XRP ilk kez 60 sentleri kıracak bu gece. İnşallah diyelim yani. 60 sentleri kırması, 59-65'leri kırması XRP'nin daha güçlü fiyat yükselişlerine maruz kalabileceğini gösterir. Zaten epey bir zaman sonra 60 sent kez kıracak. Devamında 70 sentlere, ardından 90 sentlere kadar fiyatlayabilir. Da Vinci Jeremy'ye sorarsanız işte ne yapar ne eder gibisinden
Da Vinci Jeremy 1,33 dolar demiştir. Daha yakın zaman içerisinde XRP coin için. XRP'nin göz açıp kapayıncaya kadar 1,33 dolarlara kadar yükseleceğini düşünüyorum şeklinde ifade etmiştir kendisi. Da Vinci Jeremy de bu arada bu 1 sentten, şey 1 sent diyorum, 67 sentten 1 dolardan işte Bitcoin alan adam olarak tanınan isim. Bunu bu şekilde ifade edeyim. Yine XRP ile alakalı oldukça pozitif söylem ve açıklamaları da yakın zamanda olmuştur. İşte bütün BTC'lerimi satarım, onun yerine XRP alırım falan filan şeklinde söylemleri de kendisinin bulunmaktadır. XRP'ye gelince XRP sezonluk olarak da ortalama 10-12 dolar civarında, fiyatları çok fazla telaffuz edilen bir kripto para birimidir. Normaldir, açılımı soldan daha sert olur. Bir süre XRP zayıf görünse bile belli bir noktadan sonra bir anda kopma yaşayabilen bir altcoin'dir. Buna da dikkat edelim. Bu da önemli bir konudur diyebiliriz. Mesela Sol Coin'de yine ilk kez 121 dolarların üzerinde yıllar sonra bu gece kapanış yapacak. Devamında kapanışı yapması muhtemelen yine yukarı itecektir. 138,5 ve 151,5'ları dediğim gibi kırmaya çalışıp gayret edecektir. Mesela BTC şu anda bir süre akümülasyon yapabilir, normaldir. 59,5'larla 64.000'ler arasında belli bir süre bu kanalda bulunabilir. Daha fiyatlar yanlış olmasın, 52-53.000'lerdeyken falan bununla alakalı hatırlarsınız ki konuştuk. İşte bu aralıkta bir durgunluk yaşayabilme ihtimalinin yüksek olduğunu üzerine açıklamalarda bulunmuştuk ve konuyla alakalı konuşmuştuk. Yine bu ihtimal çok yüksektir ve bu daha iyi bir durumdur tabii ki. Yani daha zaten olması gereken bir durumdur ve gerekli bir harekettir. Bu şekilde bir düzeltmenin ardından daha hızlı bir şekilde toparlanma yaşayabilir Bitcoin. Yukarı yönlü fiyat hareketleri yapabilir. Altcoin'ler de ayak uydurabilir. Dolayısıyla evet, genel fiyat beklentileri bu şekildeyken buradaki kripto paralarda da genel durum pozitiftir diyebilirim. Günlük kapanışa da sadece saatler kaldı. Günlük kapanış da takip edilecektir ve altcoin'lerde de ona göre hareketler olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.